Evet. Selma Hanım merhabalar. Merhaba hocam, nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bir pedagoji ve hayat programında yine birlikteyiz. Umarım programımız böylelikle yerine oturur, takip edilen, keyiflice takip edilen bir program niteliğini almış olur. Bir ev sohbeti niteliğinde sanki iki meslektaşın karşılıklı konuşması niteliğinde bir sohbet hazırlamaya çalışıyoruz. Timaş Yayın Grubu'nun Siz Biz TV platformu üzerindeyiz. Ve gayet de güzel izleniyor. Anne babalar ilgi gösteriyorlar. Nasıl ilgi gösterilmesin ki? Yani kendimizi konuşuyoruz aslında. Kendimizin çocukluğunu, çocukluktan yetişkinliğe evrildiğimizi, zaman çok çabuk geçiyor. Tırnak içerisinde söyleyecek olursak çok çabuk geçti. Yetişkin olduk, anne baba olduk, çocukluğu bıraktık ama şimdi yaşamak gibi bir zorunluluğumuz var. Tüm bunların her birisi işte burada sohbet ederek konuşuyoruz. Benim yanımda kahvem var, çayım var. Sende de Var. var. Senin de güzel de çayın var. Bugün neyi konuşacağız? Birlikte bir hazırlık yapalım dedik. Yayından önce de bir küçük bir hazırlığımız oldu. Çocuk eğitiminde anne baba rolüne değinmeye çalışacağız bugün. Anne babaların rolüne değinmeye çalışacağız. Okuduğun kitaplarda, eğitimler sırasında, süpervizyonlarda ki biz aynı süpervizyonun içerisindeyiz. Karşılıklı olarak vaka analizleri yapıyoruz. Danışmanlıkların sırasında karşılaştığın vakaları birlikte analiz ediyoruz. Sadece senle değil, bir grup uzman Bir arkadaşlarla, ekiple. bir ekiple birlikte hareket etmeye çalışıyoruz ve oldukça keyifli bir grubumuz, oldukça eğitimli, oldukça donanımlı birbirimize katkı sağladığımız aslında tecrübelerle katkı sağladığımız bir grup içerisindeyiz. Aslında küçücük bir izin verirsen değinmek istiyorum. Hani Tabii. bazen şimdi bir kişi mezun oluyor, üniversiteden mezun oluyor. Hangi bölümü bitirdin? Psikoloji bölümünü bitirdim. Hangi bölümü bitirdin? PDR, psikolojik danışmanlık, rehberlik bölümünü bitirdim. Hangi bölümü bitirdin? Çocuk gelişimi bölümünü bitirdin. Hangi bölümü bitirdin? Pedagoji bölümünü bitirdin. Küçük bir parantez açayım. Türkiye'de pedagoji bölümleri biliyorsun 1982'den bu yana kapalı, yok. Maalesef onun yerine diğer bölümler bunu yerine getirmeye çalışıyor. Şimdi hangi bölümden mezun olursa olunsun, hani bir insana katkı sağlayan, o gelişime katkı sağlayan tüm bölümlerden mezun olunca kişi birazcık şeyde kalıyor zannedersem, değil mi? Böyle yalnız kalıyor. Şimdi mezun oldu, eline diplomayı aldı. Ben şimdi bir Ama ne danışman yapacak? diyorum. Ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Şimdi gidiyor bir danışmanlık merkezine göreve başlıyor. Ancak yaşı henüz küçük. 18, Tecrübesi henüz 22. yok. Evet, Sahadan korkuyor. sen de karşılaştın zannedersem ilk mezun olduğun zamanlarda Tabii. karşılaştın. Karşına geliyorlar. İlk önce sordukları soru şu, yani sen evli misin, bekar mısın, işte Çocuğun var mı? çocuğun var mı? Yoksa sen beni anlayamazsın ki diye. Ancak seneler geçtikçe, yıllar geçtikçe, yaşamın içerisinde var oldukça, mezuniyetin birinci yılı değil, 10. yılı geride kalmaya başlayınca, hele ki böyle de bir güzel bir süpervizyon grubuyla da birlikte hareket etmeye başlayınca, tecrübe bir değil, birdenbire ona katlanıyor. Bir danışmanlık sırasında yaşanılan zorluk, danışanla geçirilen ilişkilerin içerisindeki yaşanılan zorluk, başkasının da ağzında dinlenilirken çözüm önerileri konuşulunca insan katsayısı artarak, mesleki katsayısı artarak gelişiyor. O açıdan da aslında keyifli bir grubun içerisindeyiz diye düşünüyorum. Evet, Program. birbirimizi çok besliyor. Hani hem o tecrübeyi kazanmak açısından hem farklı bakış, farklı yaklaşımlar da görmek, farklı yaklaşımlarla da kendini beslemek için ben çok şanslı, çok mutluyum. Buradan izliyorlar, bütün ekip de izliyor. Hepsine de selam diyelim bence. Evet, herkes buradan, Ben evet. mutluyum, keyifliyim. Gelişimimiz katlanarak gidiyor. Bu açıdan ben de çok mutluyum. Çok keyifli
Zannedersem bir 10 yılı geçti herhalde değil mi? Bir 10-12 yıl olmuş mudur acaba? Kesintisiz olarak devam etmiş. Belki de Türkiye'nin en uzun süpervizyon grubuyuz diyebiliriz belki de yani. Benim için de çok keyifli bir grup. Şimdi biz burada buraya şunun için girdim aslında. Biz yayın öncesinde konuştuğumuzda çocuk eğitiminde anne baba rolü diye çok klasik bir başlık kullandık aslında. Hani bir rol biçmekten bahsettik. Anne baba ve bahsediliyor. Annenin rolü şudur, babanın rolü şudur diye bahsedilen bir şeyde. Sen ne görüyorsun? Anne baba rolleri olarak bakıldığında hem tecrübene dayanarak hem süpervizyonda görüştüklerimize dayanarak nasıl bir şey öngörüyorsun? Anne baba rolü deyince ne aklına geliyor? Rol denince çok içe sinmeyen, sanki giyilmesi gereken bir kaftan gibi. Oysa annelik, babalık çok daha içten gelen, daha doğal, fıtri bir parçası aslında insanın. Hayatın içinde hani doğallıkla gelişen ya da geliştirmesi gereken bir alanı. Rol dendiğinde ama bir rol yok üstlenmek mu? Daha zor oluyor. Yani bir rol yok mu? Hem toplumun da benimsediği bir rol, kültürümüzün de getirdiği. Yani kadın kadındır. Şimdi yemeği erkek mi yapsın yani? Ya da ne bileyim evi erkek mi süpürsün yani? Yatağı erkek mi yapsın? Şimdi bu konuda ben sizi sıkıştıracağım hocam. Oraya gelelim ama sanki hani kim neyi yapsın değil, kimin neye yatkınlığı varsa iş bölümleri yapılarak ilerliyor hayat. Ya da öyle ilerlemiyor ama çocuk eğitimindeki Seni şimdi ben sıkıştırayım köşeye. Peki o zaman kadın mesela yatakları toplamaya, yemek yapmaya, evi temizlemeye yatkın da onun için onu mu bahsediyoruz? Yatkın olmak derken şey ne? Yo. Ben böyle değil. Bu tamamen hata, bundan bahsedecektim. İşte roller derken kültürün getirdiği, belki coğrafyanın getirdiği, bazen teorilerin getirdiği o dışarıdan beklenti haline gelmiş sorumluluklar gibi. Bir kadının değil, insan düzene yatkındır. Sadece bir kadın, bir anne değil, insan düzene yatkındır. Ya da yemek yapmak insanın, yemek yemek insanın fıtri bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyacını giderebilmek erkeğin de kadının da yatkınlık geliştirebileceği şeylerdir. Belki burada hani sosyolojik, kültürel boyutlarına gidiyoruz gibi ama yetiştirilmeyle, büyünülen kültürle alakası da var. Üstlenilen ya da yüklenen beklentilerle, o rol dediğimiz şey sanki yüklenen, dışarıdan yüklenen beklentiler. Yanlış mı? Yoksa doğal bir yatkınlık. Yanlış mı? Yani kadın kadındır, erkek erkektir. Yani biraz önceki söylediğim gibi evin temizlenmesi lazım. Ne yapsın yani? Adam mı temizlesin yani? Yanlış bir şey mi bu? Neden temizlemesin? Neden temizlemesin? Erkek adam neden temizlemesin? Ya da dışarıda çalışıyor, yoruluyor, nasıl temizlesin? Yani gelsin dışarıda o kadar kişinin ağız kokunu susun çekiyor. Tamam, kadın da çalışıyor, erkek de çalışıyor ama eve gelince adam mı temizlesin evi? O nedir? Neyin nesidir orada? Yani peki yaşam paylaşılan bir yerdir. Hani bunun tek bir doğrusu şöyle olsun, böyle olsun değil ama yaşam paylaşılan bir yerdir ve her evin, her ailenin içinde kendine has, iki bireyinde anlaştığı, çocuklar varsa herkesin de anlaştığı o eve uygun bir düzen belirlenebilir. Ama evet, buradan bu çocuk, hı hı, bu annenin babanın rolü, hani çocuk eğitimindeki anne baba rolü diyerek girdik ya, ya da çocuğun dünyasındaki anne baba, anne yatak toplayan, anne yemek yapan, anne evin içinde herkesin ihtiyacını, hem fizyolojik hem duygusal ihtiyacını gideren tek kişi olarak kaldığında, bu çocuk ve çocuğun yaşamı tanıması açısından da doğru bir şey, gerçekliğiyle tanıması açısından doğru bir şey değil gibi geliyor. Aslında şöyle, hatırlarsan anne baba eğitimiyle ilgili yaptığımız seminerlerde, verdiğimiz derslerde katıldın mı bilmiyorum ama aile modelleri derslerinde anlatılanlar, birazcık da kendi yorumlarımızı da beraberinde içerisine katacak olursak, hani evliliğin ilk yıllarında bir şablona ihtiyacı var. Kadının, erkeğin şablona ihtiyacı var. Bu şablon genellikle kültürün getirdiği ve genel kabul görmüş aslında şablondan oluşuyor. Yani bir Karadenizli kızla örneğin bir Egeli, bir Akdenizli oğlan evlendiler. Evin içerisine girdiler. Şimdi
kızın gelişmişliği ya da farkındalığı farklı. O diyebilir ki örneğin, hani evin içerisinde temizlik bana ait değil, ne demek ben temizlikçi miyim diyebilir. O böyle düşünüyor olabilir ama Akdenizli birisi geldiği zaman o da başka bir şey düşünüyor olabilir. Aslında kültür bize o başlangıç normlarını oluşturarak bir uzlaşma zemini hazırlattırıyor. Yani ilk evliliğin yıllarında aslında herkesin aşağı yukarı bildiği, kadın işte evin içerisinde bir oynadığı rol var, erkeğin oynadığı bir rol var, bir gri bölgenin içerisinde buluşturuyor aslında. Böylelikle o kültürün içerisinde yetişen kişiler birbirleriyle henüz derin tanışmadan önce kültürün oluşturduğu o gri bölgenin içerisinde çalışması az bir bölgede buluşuyorlar. Yani dolayısıyla aslında hani rol dediğimiz şey, evet doğru. Yani evliliğin ilk aylarında, ilk yıllarında toplumsal kabul görmüş olan işte kadının rolü, erkeğin rolü kısmı bir bakıma doğru. Burada bir parantez açacağım. Ancak bunun yanı sıra beraberinde şu da var. Hani evlilik öncesi kişilerin tanışmışlığı, birbirleriyle konuşmuşlukları, sohbet etmişlikleri, evlilik hakkındaki konu birbiriyle ilgili düşüncelerini paylaşmışlıkları da bu yapının aslında birbirine daha yakınlaşmasına sebep oluyor. Yani evliliğin içerisinde ben şöyle düşünürüm, ailelerin rolü böyle. İşte benim para biriktirmeyi severim, ben sevmem, ben ev almayı severim gibi bir takım şeyler de konuşulurken aslında o gri bölge, yani çatışmasız bölge, başlangıçta çatışmasız bölge yine bize kültürün bir hediyesi olarak geliyor. Aynı kültür içerisinde. Hatta aynı insan coğrafyası kültürü içerisinde, yabancı da olmuş olsa, bize bir hediye olarak geliyor. Ancak burada asıl önemli olan kısım şu. Bunu ısrarla aynı şablonu sürdürmeye çalışmak evliliklerdeki yapılabilecek en büyük yanlış oluyor. Evliliğin ve eşlerin gelişmeye ihtiyacı var. Evliliği öğrenmeye ihtiyacı var. Her evliliğin bir birey gibi sanki kendisine has bir yapılanmasına ihtiyaç var. Yani sanki arabalar fabrikadan çıktığı sırada nasıl ki bir otobanın üzerine geliyor. Evet, şu anda kullanılmaya hazır vaziyette. Şu anda sürülmek üzere karı koca biniyor evlilik aracının içerisine. Herkes o fabrikanın önünden yola çıkıyor. Düğün salonunun önünden yola çıkıyor. Belli normlar, belli kültürel değerler bu başlangıç kısmını oluşturmak için. Ancak eğer sürekli aynı yerde kalırsa, ya işte arabayı almışsın, fabrikadan çıkmışsın, hadi yürüsene, gitsene, aynı fabrikanın etrafında dolaşıyorsa, yani kültürel gereklerimiz bize neyi getiriyor, gösteriyor, temel kabul görmüş değerler. Yani kadın mesela kahvaltıyı hazırlar. Bu da çok yadırganacak bir şey gibi değil herhalde. Gittiğimizde bir yerle konuştuğumuzda, kahvaltıyı yemeği kim hazırlar diye sorduğumuzda herhalde kimse şöyle söylemez, ne yani diye söylemez. Bu duyula aslında bir norm, başlangıç normu oluşturuyor. Ancak asıl önemli olan şey, her evliliği sanki bir birey gibi düşünüp o iki bireyin oluşturduğu yeni bir bireyi geliştirmeye çalışmak. O yüzden hiçbir evlilik, evliliklerin temel prensibi nedir? Hiçbir evlilik bir başka evliliğe mutlak benzemez. Asla benzemez. Kesinlikle benzemez. Hatta benzetmeye çalışmak evlilikleri zarara uğratır. Hatta bir parantez açayım orada. Mesela alt komşu hanımefendi, üst komşu hanımefendiyle oturmaya gittiler. Üst komşu hanımefendi dedi ki, benim eşim dedi işte bana doğum günümde tek taş yüzük aldı diye söyledi. Aşağıdaki hanım dedi ki, ya ben tek taş yüzüğün ne olduğunu bile bilmiyorum diye düşündü. Eşim bana hiçbir hediye almıyor diye düşündü. Şimdi aşağıya indi, eşiyle çatışmaya başladığı sırada aslında diğer evliliğe benzemek üzere, yani sanki kendi kişiliğini değiştirmek üzere, evlilik bir birey ve o bireyin bir kişiliği varmış gibi kabul ediliyor normalde. Bir başka bireyi görüp de benim burnum niye uzun değil, benim kulaklarım niye uzun değil diye sanki bireyin kendisini estetik yaptırmaya çalışması ve doğallığından çıkması gibi evlilikleri birbirlerine benzetmeye çalışmak, başka evlilikleri illa bizim evliliğe benzeyecek diye rol üzerine oturtmaya çalışmak yanlış olur. O yüzden baktığımızda hani
kadının ve erkeğin rolü diye başlangıç bir şeyden bahsedebiliriz, bir kültürel değerden bahsedebiliriz. Bende görüntü gitti gibi görünüyor ama Tuğba Hanım, bizim teknik desteğimizde de arkamızda Tuğba Hanım var, Ozan Bey var. Yayın devam ediyor mu acaba Tuğba Hanım? Şu anda yayındayız. Ancak galiba Selma Hanım'ı göremiyorum ben yayında. Biraz baksam ama olur. Hı. Galiba tekrar bağlanacaktır. Ama ben bu arada bağlanacaksa eğer, evet, Selma Hanım'ı tekrar gördük ekranda. Selma Hanım koptu galiba bir ara yayın ama nereden itibaren koptu tam şey yapamadım. Şu anda da yine galiba teknik bir aksaklık var. Evet, ben kaldığım yerden devam edeyim Selma Hanım bağlanıncaya kadar. Şöyle aslında şuradan bahsediyoruz. Kültürel değerler, normatif değerler, bir şöyle ekranı da büyüteyim. Kültürel değerler, normatif değerler, bireyin başlangıç kısmını, evliliğin başlangıç kısmını oluşturmak için oldukça önemli. Ancak o evliliğin geliştirilmesi, o evliliğin yeni bir yapıya bürünmesi, aynı bir bireyin geliştirilmesi gibi değerlerin, kültürel değerlerin, normatif değerlerin o iki kişiyle birlikte yeni bir modele evrilmesi gerekir. O yüzden baktığımızda neyle karşılaşıyoruz? Örneğin bir evliliğin içerisinde evdeki temizliği işte beyefendi yapıyor. Hani bu abes bir şey değil, yanlış bir şey değil. Ya da yemeği erkek yapıyor. Çünkü güzel yemek yapıyor. Bunda bir mahsur yok. Çocuklara ödevi erkek yaptırıyor. Erkek yardımcı oluyor. Baba yardımcı oluyor çocuklara ödevi. Selma'cığım sen bağlanıp düşüyorsun galiba. Hocam şu anda... çok affedersiniz. Şu an var mıyım? Şu anda varsın. Şu anda varsın. Harika, tamam. Ben kusura sen bakmayın lütfen, böyle yayının kalitesi akışını etkilemiş oldu. Ben düştüm sanırım, bağlantı koptu. Ben sen yokken de küçücük bir parçayla devam ettirmeye çalışıyordum. Şurayı anlatıyordum. Aslında şuraya gelmiştim. Hani bir evlilikte daha sonraki aşamalarda A bireyiyle B bireyinin kimyasal reaksiyonu gibi sanki bu evlilik, İki kişinin yaptığı bu evlilik, adı başka, kültürü başka, iki kişinin yaptığı bu evliliğin sonuç kısmı, reaksiyon kısmı başka olabilir. Ne olur? Erkek yemekleri yapıyor olabilir. Yemek işi bana, keyiflice yemek yapıyorum. Hanımı da geliyordur, eşi de geliyordur, domatesleri diliyordur. Birlikte keyiflice sohbet ederek önüne önlük takıyordur. Kafasına şef şeyi almıştır. O şapkasından almıştır, evliliği bireyli hale getirmiştir. Bunların her birisi o evliliğin aslında evriliyor olduğu, çevriliyor olduğu, gelişiyor olduğunun bir işaretidir. Bunu geciktirmemek lazım aslında, bunu çok fazla geciktirmemek lazım. Yani eğer 20 yıl sonra ancak erkek mutfağa girebilmişse 20 yıla yazık olmuştur yani. Girecek, eninde sonunda girecek yani. 20 yıl sonra şöyle ortalıkları ben temizleyeyim diye hasta olan eşi yatakta yatarken ancak aklı başına gelmişse yazık olacaktır. 20 yıl sonra çocuğu üniversiteye gittiğinde ya bir kere de ben ona kitap okutsaydım, ders anlatsaydım diyecek olursa geç kalmış olacaktır. Ya bizim İçişleri Bakanı çocuklarla uğraşıyor, ben de Dışişleri Bakanıyım diye çok kaba bir aslında söylem içerisinde çocuğa hiç masal okumamışsa bir baba, akşam uykusunun veda cümlelerini sanki babasının kulağına fısıldadığı gibi duymamışsa eğer bir çocuk babasından, 20 yıl sonrasına, 15 yıl sonrasına geciktirmemek lazım. Evliliğin gelişebilmesi için, aileye dönüşebilmesi için, başlangıçta kültürel değerler, normatif değerler, mahalli değerler, coğrafi değerler üzerinden, evet, kadın yemek yapar, erkek bunu yapar. Toplum bunu öngörüyorsa eğer.
Ancak bu karı koca birlikte oturup konuşmaya başladığında kendilerini işte böyle pedagoji okuluyla başka türlü gelişim platformlarıyla geliştirmeye başladığında eğer adam aydınlanmaya başladıysa ya neden sen sürekli olarak hani mutfaktasın, temizliktesin ve benimle hiç beraber değilsin. Acaba ben bu işin içerisine girsem mi diye evliliği geliştirdiğinde bakıyoruz ki o zaman hiçbir evlilik başka bir evliliğe benzemeden gelişmiş oluyor. Evet, yüzden... kendilerine has bir dinamik oluşturuyorlar sanki. Şimdi babalardan bahsettiniz. Bir masal okumamış bir baba varsa diye bunun ne kadar acı olduğunu. Size bir şey sormak istiyorum. Hani sıkıştıracağım bugün sizi diye söylemiştim ya. Annelik Sanatı diye bir kitabınız var. Annelik sanatının içinde anne dünyası, çocuğun eğitiminde, gelişimindeki anne rolünü en çok ele alıyorsunuz. Şimdi burada babalar dışarıda mı kalmış oluyor? Babalar çocuk eğitiminde aynı rolü ya da benzer bir varoluş üstlenmemiş mi oluyor? Bugün sanki biraz halkın sesi olarak neden hep anneler, neden hep anneler diyeyim? Sanki anneler daha mı yakın? Babalar için de bir kitap olmamalı mı? Aslında Selma, orada şöylesi bir şey var. Şimdi şeyi anlatan, çocuğu anlatan eğer iki tane kitap tavsiye edecek olursak, çocuğu nasıl tanıyabiliriz? Çocuğun gelişim dünyasını, onun duygu dünyasını nasıl tanıyabiliriz diye ben iki tane kitap söyleyebilirim. Birisi Çocukluk Sırrı, anne babaların mutlaka okumasını çok dilediğim bir kitap. Çocukluk Sırrı, çocukluk döneminden itibaren gelişimden bahsediyor ve nasıl çocuğun evrildiğinden, o duygu dünyasında neler yaşadığından. İkincisi de Cezasız Eğitim. Bu iki kitabı, hangi kitabı okusam, işte Adem Güneş'le yeni karşılaştım, bir iki kitabını alayım da okuyayım demiş olsa, hangi kitabı okumuş olsam, Cezasız Eğitim ve Çocukluk Sırrı. Ancak bir şey daha beraberinde söyleyeyim. Peki kadını tanımak istediğimizde hangi kitabı okuyalım diye bakacak olmuş olsak, onda da Annelik Sanatı. Aslında Annelik Sanatı, anneye, anneyi tanıtmak için bir kitap değildi başlangıçta, çıkış noktamız. Annelik Sanatı, evli veya bekar, bir erkeğin kadını tanıması için bir kitaptı. Ancak anneler daha çok, ha ben bu sanatı öğreneyim diye aldığından dolayı aslında, belki de ismindeki bir talihsizliğinden dolayı, başka bir isim de kullanılabilirdi. Sanki anneyi anlatır gibi ya da kendini tanıtır gibi bir nitelik kazandı. Bence o yönüyle de çok büyük bir işlev gördü. Annenin çocuk yetiştirmedeki o başlangıç kısmında da test var. Annenin çocuk yetiştirmede bir özgürlüğü var mı? Yoksa kafasında dır 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 bekleyen birisi mi var? Annenin planlaması yapılabiliyor mu? Annenin enerji düzeyi nasıl? Yani sabah kalktığından itibaren yazık kadıncağız bir o tarafa, bir bu tarafa, bir şu tarafa doğru mu gidiyor? Neler oluyor annenin dünyasında? Tüm bunları bir baba eğer bilmedikten sonra, bir koca bilmedikten sonra evliliği içerisindeki kadının dünyasını bilmemiş olur. O yüzden aslında o annelere anneliği ve kendisini tanıtmak için değil, keşke hani birbirlerine insanlar günümüzde artık çiçek, böcek götürmek yerine yeni evlilere kitap götürüyorlar. Ya da işte düğünlerde hediye olarak paketin içerisine kitap koyuyorlar. Ben onlarla ilgili fotoğraflar da geliyor. Çok mutlu oluyorum. Erkekler annelik sanatını okuması. Bir kadının dünyasını tanıyabilmek açısından annelik sanatını, çocuğu tanımak içinse Çocukluk Sırrı ve Cezasız Eğitimi okuması gerekir. Yoksa orada annenin üzerinden sen bu görevi şöyle yapacaksın diye bir anlatım. O zaman çocuk eğitiminde tarif edilen yaklaşımların aynı şekilde babaya da hitap ettiğini söyleyebilir miyiz? Babanın da okuması, babanın da takip etmesi, belki kendini geliştirmeye ihtiyaç duyulan alanlar aslında. Kesinlikle. Yani benim talihsizliğim şu oldu. Ben bu döneme denk gelmiş olan bir adamcağızım, bir pedagogum. Tarihin bu döneminde ben anlatılar yapıyorum. Bu dönem şunu anlattım aslında ben. Çocukla güvenli bağlanma ilişkisini anlattım. Yani o 0 ile 4 yaş arasındaki aslında
10 yıllarca süren bu anlatımlarım 0 ile 4 yaş arasındaki çocuğun duygusal gelişimini anlattım. Ve o anlatım içerisinde güvenli bağ diye bahsedilen, ben sana bir terim soracağım. Şimdi burada bir küçük bir parantez açayım. Şimdi sen beni sıkıştıracaksın ya, ben sıkıştıracağım. Ama ben halkın sesi olarak tamam. Soruyorum hocam. Peki, ben de halkın sesi olayım. Bir terim soracağım ve bu terimi aslında güncel yaşamımızda da kullanabiliriz belki de. Yaygınlaştırmak için de soracağım. Vulgarizasyon diye bir terim. Hiç duydun mu? Dikkatini çekti mi? Yok. Yani dikkatimi çekip okumalar yapmadım. Vulgarizasyon, Almanca kökeni zannedersem şeye de dayanıyor. Eski Yunanca'ya da dayanıyor. Tıbbi terimler genellikle oradan geliyor. İnsana ait terimler genellikle oradan geliyor. Vulgarizasyon. Aslında ben vulgarizasyon yapmaya çalıştım. Vulgarizasyon şu demek. Karmaşık konuları daha anlaşılır bir hale büründürmeye çalışmaya vulgarizasyon deniliyor. Yani yoğun tsunamik konuları, yoğun derinlikli konuları, karmaşık ilişkileri sadeleştirerek herkesin çok iyi anlayabileceği, öyle miymiş diyebileceği basitliğe indirmeye vulgarizasyon deniliyor. Ben bütün yaşamım boyunca, bütün mesleki yaşamım boyunca aslında yapmaya çalıştığım şey tamamen bu oldu. Annemin anlayacağı şekle getirmeye çalıştım. Kız kardeşimin anlayacağı şekle getirmeye çalıştım. Herhangi bir otobüsün içerisinde yolculuk yaparken kulağında kulaklık olan birisinin anlayacağı hale getirmeye çalıştım. Bu açıdan çok da zorlandım. Bunu itiraf etmek lazım. Hakikaten çok zorlandım. Çünkü halka hitap ettiğin zaman, herkese hitap ettiğin zaman daha yalın, daha sade kelimeler kullanman gerekli. İnsanlar şöyle kelimeler duyduğu zaman galiba önemli bir şey söylüyor diye kendisini de canlandırıyor. Mesela obsesif kompulsif bozukluk. Hatırlar mısın? Senin daha öğrencilik yılların içerisinde kompulsif demeyi konuşuyorduk. Ya dilimiz dönmüyor da. Obsesyon demeyi konuşuyorduk. Yani güncel dille hiç kullanılan şeyler değil aslında bunlar. Ve biz bunların üzerinden duygu tanımlayacağız. Böyle bir şey olmaz ki. Evet. Bunlar aslında, pardon hocam, bunlar aslında sanki uzmanların ya da teorisyenlerin, araştırmacıların kendi arasında konuşurken ortak bir dili olması için gibi. Nasıl ki bir doktora gittiğimizde bize hani anatomik bilgilerle, tıp terimleriyle anlattıklarında bunun Türkçesi ne diye böyle bir açıklama bekliyoruz. Ya da onun basitleştirilmiş, anlayabileceğimiz halini bekliyoruz. Psikolojinin de bu şekilde anlaşılabilir, belki gündelik dile indirilmesi gerek ki hele bu kadar insan bilimi olan, insan doğasını, insan davranış, düşünce, duygu dünyasını ele alan bir saha. Evet, yani aynen öyle. Yani belki uzmanlar kendi içerisinde ortak bir dili kullanabilmesi için aslında geliştirilmiş olan kavramlar, eğer İngilizce ise İngilizce'den gelmiş, Yunanca ise Yunanca'dan, Almanca ise Almanca'dan, Hintçe ise Hintçe'den gelmiş, Türkçe ise Türkçe'den gelmiş kavramların birbirlerini daha iyi anlayabileceği olan dili eğer kullanacak olursak, o zaman hani bugün çocuğunun altını temizlemekte olan ve işte kaka yapma problemini çözecek olan bir anneye henüz erişememiş oluruz. Dolayısıyla biz kendi içimizde bir o dönüşümü yaşatıp kendi içimizde o kökenleri itibariyle iyice derinliğe erişip çok sade bir dille aslında diyerek konuşmamız, aslında böyle miymiş diyerek onu rahatlatmamız ve çok pratik şekilde çözüme eriştirmemiz lazım. Ben bunu yapmaya çalıştım aslında. Yıllarca bunu yapmaya çalıştım. Yapmaya çalıştığım şeyin adı tam manasıyla vulgarizasyondu. Ancak tabii hani insanlar şeyi dinlemeye çok yatkın olduğu için, alışkın olduğu için sanki bir şey söylüyor gibi de geldiği için kendisine böyle teknik terimlerin, anlaşılmaz ifadelerin içerisinde bir şeyler söyleniyor kısmına çok önemsediği için, ha bu adam önemli bir şey galiba, kısmından dolayı da evet, zannedersem orada da eksiklik kaldı. Bunu şunun için söylüyorum. Ben yaşadığım şu yıllar içerisinde
güvenli bağlanmayı sadeleştirerek anlatmaya çalıştım. Ya öyle değil, şöyle olması lazım. Çocuğun anneyi emmeye ihtiyacı var. Çocuğun şuna ihtiyacı var. Baba bir mısır patlağı gibidir. 2 yaşına kadar... Evet, mesela bu tabiriniz çok, değil mi? Çok tepki görebilen, eleştirilebilen bir şey. Ama öyle. Yani çocuğun dünyası içerisinde o güvenli bağlanma figürü, eğer teknik kelimelerle Evet. söyleyecek olursak, bağlanma dönemi içerisinde bir bağlanma figürüne olan ihtiyacı, bir bağlanma figürüne olan ihtiyaçtır. Evet. İkinci bir kişiye çocuk yönelmiyor. Bu bir hazır bulunuşluktur. Hazır bulunuşluk çocuğun içerisinde bir Maria Montessori'nin sözüyle aslında bir çocuğun içerisinde bir itici güç, bir buyur, havuz gibi aslında çocuğun içerisinde belli dönemlerde uyanan ve o duygusal gelişimi sürdüren bir yapıdır. Şimdi o dönemde çocuğun bir şeye ihtiyacı var. Neye ihtiyacı var? Isıya ihtiyacı var. Karnının doymasına ihtiyacı var. Acının dinmesine ihtiyacı var. Acısının dinmesine ihtiyacı var. Hatta şimdi bir küçük bir vulgarizasyon yapmaya çalışalım ve şunu söyleyeyim. Çocuğun sadece bir şeye ihtiyacı var. Teselliye ihtiyacı var. Neyin tesellisine? Acıkmak bile mesela, ben o dönemi tarif ederken, mesela çocuğun bağlanma dönemini tarif ederken, hatta şu soruyu da sormuştum, hatırlıyorum. Çocuklar yaklaşık 2 yaşına kadar acıktıkları zaman ağlarlar ama acıktıkları için ağlamazlar diye sormuştum. Neden demiştim, bu ne demek diye. Acıktıklarında çocuklar ağlarlar. Ama acıktıkları için ağlamazlar. Ne için ağlarlar? Acıkmanın fizyolojik ağrısı, midede oluşan o fizyolojik rahatsızlık. Korkuyla ağlıyorlar, o acıyla ağlıyorlar. Aslında çocuk vücudunu henüz tanımıyor ve bir bedensel bütünlüğü yok çocuğun. Ve bir şey gelişiyor kendi dünyası içerisinde. Bir acı var, garip bir acı var ve çocuk korkuyor bu acıdan. Midesi diye bir şeyi tanımıyor. Sindirim sistemi diye bir şey tanımıyor, midesine akan asit diye bir şey tanımıyor, hiçbir şey bilmiyor. 1 yaşındaki bir çocuk sadece vücudunda o açlık sırasında oluşan olaylar çocuğu korkutuyor. O yüzden mesela ağlayan çocuğa baktığımızda neyi görüyoruz biz? Sanki etinden et koparılmış gibi ağlıyor. Ne için ağlıyor? Korku için de ağlıyor çocuk. Başına bir şey geldi, onun korkusu içerisinde aç olduğunu bilmiyor çocuk. Diye ağlıyor. Anne baba da yani şu çocuğun ağlayışına bak, etinden et kopuyormuş gibi. Hayır, çocuk acıyla, tanımadığı bu acıdan dolayı, vücudunda bir şey olduğundan dolayı korkuyor. Şimdi bu korkunun giderilmesi rolünü, tırnak içerisinde rol diye kim gerçekleştirebilir? 6 aylık bir çocuğun. Bu korkusunun giderilmesi rolünü kim gerçekleştirebilir? Anne. Nasıl gerçekleştiriyor? Anne göğsünü verdiğinde çocuğa, çocuk oradan süt emmeye başladığı sırada vücuduna, midesine inen o birkaç damlalık mayeyi rahatlatıyor, acısı diniyor çocuğun. Ve böylelikle acısı dinen çocuk annesine şöyle bir bakıyor, aslında kendisini teselli ettiği için, acısını dindirdiği için anneye doğru yönelmeye başlıyor. Peki bu çocuğun burada babaya yönelmesi ihtimali ne kadar? Yani neredeyse çok zayıf, çok çok zayıf, çok çok zayıf. Çünkü acısını annesi dindiriyor. O yüzden mesela baba kucağına almış olsa çok defa çocuk anneye daha çok tutunuyor. Bu babayı sevmediği anlamına gelmez. Bu ne biçim çocuk, böyle anneci çocuk anlamına gelmez. Süt acıyı dindiriyor. Bağlama bu erken gibi. Bebeklik dönemindeki ihtiyaçlar ve sanırım çocuğu merkeze alarak baktığımız için, zaten çocuğun ihtiyaçları ve duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlarına bakarak yorumladığımızda bu ihtiyacı giderebilecek, en kolaylıkla, en yatkınlıkla giderebilecek kişi anne olduğu için belki orada en çok anne devreye giriyor. Ama zannediyorum bu demek değil ki baba yok, çocuğun dünyasında bir babaya ihtiyaç yok. Baba olmasa da olur. O dönemlerde yani çocuğun erken bebeklik döneminde, bağlanma döneminde
anne bu ihtiyaçları giderdiği için çocukla ilk teması anne kuruyor. Peki baba ne yapıyor olabilir bu esnada? Baba da bu ailenin bir parçası. Şimdi işte o hani aslında o güvenli bağlanma eksenini anlatmaya çalıştığım şey daha çok çocuğun o teselli, acısının dindirilmesi, rahatlama davranışının oluşabilmesi aslında anneyle giderildiğinden dolayı oraya fokus yapmaya çalıştım. Orayı aydınlatmaya çalıştım. Ancak bu aydınlatma sırasında babalara baktım elini cebine sokmuş gidiyorlar. Evet, evet, evet işte. Anneler de bana seslenmeye başladılar. Hocam gidiyor diye seslenmeye çalıştılar. Kabak sizin başıma patladı ama aslında oradaki olay o değil. Yani evet. Anne çocuğun bu ihtiyacını giderirken baba tırnak içerisinde burada yine rol diyeceğim. Çünkü aslında bir süre sonra birlikte yaşam becerisini oluşturacağız. Hani o evlilik içerisinde ilk kültürün getirdiği bize o şablonlar bir süre sonra yaşama becerisini oluşturacak bizde. Ama yine rol diye tarif edecek olursam ben yine. Babanın en büyük rolü anneye destek olmaktır. Anneye destek olmaktır. Çünkü kendisinden sürekli emmek isteyen, gece kalkıp işte anneyi arayan, sürekli teselliye, çünkü korkuyor çocuk, yeni gelmiş yeryüzüne, duvarı tanımıyor, lambayı tanımıyor, ışığı tanımıyor, kapıyı açıyorsun, garip bir şey oluyor, içeriden insanlar çıkıyor. Sürekli olarak o öbür tarafta sanki makine var gibi içeri insanlar şey yapıyor. Kara delik gibi oradan insanlar yutuluyor çocuk, bunların hiçbirisini bilmiyor. Anneye sürekli ihtiyaç duyan bir çocuk var karşımızda ve annenin neye ihtiyacı var? Annenin tırnak içerisinde ben söylemiştim aslında onu, yani o kısmı da. Annenin kendisini rahatlatacak birisine ihtiyacı var. Yani bunun içerisinde neler var? İşte buradan itibaren gelişmiş bir erkeği görüyoruz. Buradan itibaren olgunlaşmış bir erkeği görüyoruz. Buradan itibaren yücelmiş bir erkeği görüyoruz. La ben öyle şeyleri yapamam diyen değil. Hayır, adamlaşmış bir erkeği görüyoruz. Utanan da değil. Neye ihtiyacı var? Evin içerisinde örneğin eşin hiç yürümüyor, sürekli kucağında çocukla bekliyorsa ayağına masaj yapmaya ihtiyacı var. Yok ya ben öyle şeyler yapamam. Neden ya? İnsan canlısı değil mi o? Çok garip. Bana çok sıradan, çok basit gelen mesela eşin akşama kadar çocukla yürümüş, oturmuş, yatağın içerisinde kalmış, bir bak ayakları şişmiş. Kadın vücuduna bir bakacak olursanız o çocukla birlikte olduğu dönemde fizyolojik olarak çok etkileniyor. Ne var etlerine tutmuş olsan ayağını hiç sanki bak senin de ayaklarına masaj yapıyorum demeden aslında eşine ayaklarına masaj yapmış olsan. Ve hani yayının başında erkek yemek mi yapsın o zaman, erkek evimi süpürsün o zaman diye konuştuğumuz kısım vardı ya, bu yükü iş bölümü haline dönüştürmek için işte anne belki bebekle ilgilenirken, o bağlanmayı sağlamaya çalışırken, çocuğunun bağlanmaya olan ihtiyacını gidermeye çalışırken aslında babanın da bu iş bölümleriyle evdeki döngüyü rahatlatması. Kesinlikle. Yani burada hani zorunluluğu, yemek yapma zorunluluğundan da çıkartalım. Ya mübarek, yemek yemene ihtiyaç var. Senin karnın acıkmıyor mu? Acıkıyor. Yani sana sürekli birileri servis mi yapması lazım? Böyle koltuğa oturacaksın, böyle oturacaksın. Eğer birisi sana yemek getirecek, sen yiyeceksin. Böyle bir şey değil ki. Bak eşin çocuğunun çok önemli bir evresinde çocuğa destek oluyor. Hiç ona minnet duygusu hissettirmeden, laubalileşmeden, hadi iyisin bugün yemekleri de ben yapıyorum. Kaba bir söz bu. Yani minnet duygusu hissettiren bir söz. Gerekiyor ki eşin içeride uyumuş kalmış bebeğiyle birlikte canım benim diyerek onun odasını hafifçe kapatarak sesini dahi çıkartmadan bulaşıkları yerinden çıkartabiliyorsan, geldiğinde de hiç böyle hani şeyin bohçası. Ben bulaşığı yıkadım. Tabii bohçacının içerisindeki çocuk kaçırmış bohçacının içindeki çocuğu çıkartır sürprizi içerisinde. Bak ben bulaşıkları topladım değil. Hayır. Hiç hissettirmeden hatta mütevazi bir tavır içerisinde. İstersen canım bebek izin verecekse, bebeğimiz izin verecekse, yavrumuz, kuzumuz adı neyse izin verecekse, verirse yemek yiyelim mi birlikte? Ben hazırladım dahi demeden.
Sen yatıyorken ben hazırladım da eklemeden. Kurulmuş bir sofraya. Bu açıdan baktığında annenin ayaklarının masaja ihtiyacı olmasından, saçının taranmaya ihtiyacı olmasından, bir banyo yapıp duş almaya ihtiyacı olmasından. Rica ederim Selma'cığım, sen de bir bayansın ve annelerle karşılaşıyorsun sen de. Şu söz çok vicdan gerektiren, insanın kendi içerisinde derinleştirip Allah Allah dedirttiren bir söz ve defalarca duyduğunu seni de tahmin ediyorum ben. Mesela bebeği olan anneler şunu söylüyor: hocam tuvalete dahi gidemiyor, tuvalet ihtiyacımı dahi gideremiyorum. Banyoya girip bir duş alamadım 10 gündür, 15 gündür. Ya kocası nerede bu kadının? Rica ederim. Nerede? Çünkü çocuk korkuyor. Anneyi odanın öbür tarafına kaybedip gittiğinde, kapı kapandığı sırada çocuk bitti. Çocuk için kara deliğin içerisine girdi, bir daha gelecek mi diye cihat cihat bağırıyor, bağırıyor. Neye ihtiyacı var? Hayatım, ben bebeğimizle birlikte olayım. Sen istersen banyona gir, duşunu al, şöyle bir ferah bir şey al. Ya da ötesinde bir şey, lütfen sen yürüyüş yap. Şöyle 15 dakika. Yeni bebek dünyaya getirdin. Vücudunun rahatlamaya ihtiyacı var. O elastiki teninin birazcık daha rahatlamaya ihtiyacı var. Kısmıyla birlikte yürümeye ihtiyacın var. Nefes almaya, oksijene ihtiyacın var. Uyumaya ihtiyacın var. Tüm bunların her birisi, tırnak içerisinde tekrar tekrar söylüyorum, yardımcı olmak değildir. Gelişmiş bir erkeğin eşiyle olan bu ilişkisi, o erkeğin duygusal farkındalığıyla ilgili ve birlikte yaşam becerisini geliştirmişliğiyle ilgilidir. Yılışılacak bir durum değildir. Yarın yüzüne çarpılacak bir durum değildir. O kadının hareket etmeye ihtiyacı var, duş almaya ihtiyacı var, tuvalet ihtiyacını gidermeye ihtiyacı var. Eğer eline telefonu alıyor, eğer televizyonun karşısına geçiyorsa haksızlık yapıyorsun. Yemek yok hocam, mu? Hocam hani şey dediniz ya, bunlar zaten gelişmişliğin bir getirisi olan, olması gereken şeyler. Ve ben annelik sanatı veya diğer kitaplarla da işte o talihsizliğin buradan kaynaklandığını da düşündüm şu an. Bunu zaten gelişmiş bir toplum içinde ya da bir aile içerisinde normal budur diye gördüğünüz için bu kısmı odaklanmaya gerek bile yoktu belki. İşte baba da şunu yapsın demeye gerek bile yoktu belki. Burada işte yanlış anlaşılıp haksızlığa uğradığınızı düşünüyorum yapılan eleştirilerle, ama bu o kadar basit, o kadar temel yaşamın ikame edilmesini, yaşamın sürdürülmesindeki temel şeyler ki aklınıza bile gelmedi bunu, buna dair bir yorumda bulunmak belki. Çok samimice söylüyorum. Yani şu hiç aklıma gelmedi. Yani ben anneyi ve anne dünyasını tanıtırken, annenin şu özgürlüğü var mı? Annenin bu özgürlüğü var mı? Anne şunu yapabiliyor mu diye bir erkeğe bunu tanıtırken aslında ailenin gelişimi açısından, yani evliliğin aileye dönüştüğü, bireylerin ikisinin birleşip aslında bir birey olan ailenin kalitelenmesiyle alakalı zaten olması lazım gelen kısmıyla yorumladığımdan dolayı çok bir aklıma gelmedi. Mesela şu hiç aklıma gelmedi. Yani kadına şeyi anlatırken bağlanma döneminde çocuğun şuna ihtiyacı vardır, buna ihtiyacı vardır. Birlikte yatmanız lazım, bebeğinizle birlikte yatmanız lazım. Böylelikle çocukta güven duygusu gelişir falan diye anlatırken adamın şunu söyleyeceği hiç aklıma gelmedi yani. İyi tamam, seni anlatıyor, ben de çıkayım gideyim, elimi cebime sokayım gideyim, ben de şunu yapayım. Hayır, yani bu şu anlatı aslında. Yani eşim bu kadar yorucu, bu kadar kendine bağımlı, bu kadar fizyolojik ve duygusal ihtiyaçlarını kendisi gideremediğinden dolayı eşimden gidermeye çalışan bir canlıyla birlikteliğini anlatıyor Adem Hoca. O halde ben onun rahatlayabilmesi için ayaklarına masaj yapsam, onun rahatlayabilmesi için duş alabilmesine yardımcı olsam, bebekle ilgilenmiş olsam kısmı zaten uyanması lazımdı. Ancak hep anneyi anlatıyorsunuz, babanın rolü yok mu kısmıyla birlikte. Evet, doğru. Bir taraftan sanki annelere kendi görevlerini
tırnak içerisinde görev anlatılırken baba kısmı kalmış gibi oldu. Ama öbür taraftan şu da var. Hani bu kadar yıl güvenli bağlanma kısmını anlatmaya çalıştım diye söyledim. Çocuğun daha evreleri bitmiyor ki. Hani daha sonraki evet. Evre. Bu arada küçük bir hatırlatma yapalım mı? Pazar günü canlı olarak mahremiyet eğitimi atölyesi yapacağız. O atölyeye katılan anne babalar Zoom platformu üzerinden ücretsiz olarak yapılacak. Sorular sorarlarsa soruları da cevaplandırmaya çalışacağız orada. Böylelikle o ailenin gelişimiyle ilgili kısımları da cevaplandıracağız. Bunu neden dolayı söyledim? Şundan dolayı. Şimdi çocuğu anneye bıraktın ama çocuğun 5 yaşına geldiğinde, 7 yaşına geldiğinde, 10 yaşına geldiğinde, 15 yaşına geldiğinde gelişim durmuyor ki. O gelişim devam ediyor. Çocukta cinsel gelişim başlıyor. Çocukta mahremiyet eğitimiyle ilgili bir takım şeyler başlıyor. Çocuk aşık oluyor. Çocuk tanımadığı duygular yaşıyor. Şimdi baba olarak ortada kaldın. Neden? Çünkü yoktun sen yani. Şimdiye kadar yoktun. Ve çocuğun... Ve bu zamana kadar çok affedersiniz ama o güvenli bağlanma döneminde annenin rolü büyük kısmını konuşuyoruz ya. O dönemde çocuğu anlamayan, güvenli bağı anlamayan, o dönemde daha tohumların atıldığını anlamayan bir baba sadece 10 yaşından sonra var olsa da birikimi anlamıyor. Çocuğun o çocukluktan beri getirdiği duygu dünyasını, duygusal ihtiyaçları anlamıyor. Evet, evet, evet. Çok doğru. Yani baba bağlanamıyor. Baba bağlanamıyor. Yani onların anneyle çocuğun atmosferini kendi duyguları üzerinde geliştirmiyorsa baba, kendi de empati kurmuyorsa o ikilinin kendi de kenarda empati kurmuyorsa ya çok trajik. Aslında gerçekten çok trajik. Mesela şu sahne gerçekten çok trajik. O yüzden kadınlar unutmuyorlar. Ve tırnakları çıkmaya başladığında ve kendileri birazcık daha toparlanmaya başladığında ya da aydınlanmaya başladığında, birey olmaya başladıklarında şu cümleyi söylüyorlar. Sen yoktun ki. Evet. Sen yoktun ki. Bunu söylese de belki sözel olarak söylüyor, belki de söylemeyerek, affetmeyerek söylüyor kendi içerisinde. Sen neden bahsediyorsun? Yoktun ki sen. Şu trajik bir sahne, bir anne koltuğa oturmuş, bebeğini emziriyor. Baba koltuğa oturmuş, televizyon izliyor. Hani bana anne babalar genellikle şeyleri soruyorlar. İşte çocuklarıyla ilgili gelişim evrelerinden bahsederlerken şunu kendi çocukluklarıyla ilgili de şey yaparken şunu söylüyorlar. Diyorlar ki ya öyle çok da kötü bir çocukluğum geçmedi. Hani seveceğim bir çocukmuşum. İşte böyle mahallenin işte koşturan evin içerisinde annem de öyle birisiymişti. Hani çok travmatik bir şey yaşamadım diye söylüyorlar. Gelişimi biz travmatik evrelerle zaten ele almıyoruz. Evet, hani travmatik şeyler varsa diyoruz. O ayrı bir kategori. Sıra dışı bir durum. Sıra dışı bir durum. Ama çocuğun gelişimini aslında biz şunla, en basit örneğiyle şu söylediğim örnekle değerlendiriyoruz. Eğer senin annen seni emzirirken kenarda bir yere geçmiş, sen anneni emerken baba da bir tarafta televizyon seyretmişken bunun analizini ayrıca yapabiliriz. Annenin duyguları açısından yapabiliriz. Bebeğin duyguları açısından yapabiliriz. O halde sen tırnak içerisinde duygusal gelişmemişlik evresi içerisine girme ihtimali olan bir çocukluk geçirdin. Duygusal gelişmemişlik dediğim kısmı YouTube'da, pedagoji okulunda eğer aratacak olurlarsa mutlaka takip etmelerini tavsiye ederim. Çünkü duygusal gelişmemişlik bugünümüzün, bugünkü çocukların ve bugünkü çocuklara anne babalık yapan anne babaların en büyük aslında farkına varmadıkları bir duygu durumu. Gelişmemiş duyguları. Hocam bahsetmişken bu kavramlar aslında gündelik dilde ya da hayatın içindeki muhabbet sohbetlerde çok duyulmayan, çok konuşulmayan şeyler. Ama anne baba olunca insanın onlara dair farkındalık kazanmaya ihtiyacı var. Bir çocuğa duygusal ihtiyaçlarını giderecek, sağlıklı bir şekilde yetiştirecek bilgiye ihtiyacı var. Şimdi hem yayının sonuna da yaklaşıyoruz. Sorular vardı. Buna dair bir soru var. Belki bu yayınlara devam edersek bu seriye diğer sorulara da devam ederek yanıt verebiliriz ama şu an ben en azından birini sorayım, birini yönelteyim size. Anne baba çocuk eğitiminde
çatışıyorsa, aynı kaynaktan beslenmiyor, farklı görüşlerde oluyorsa alınacak yol nasıl belirlenmeli diye bir soru var. Selma, bu aslında iki cümlelik bir cevap değil. Keşke öyle olmuş olsa, anneler de hemen şey istiyorlar, şık sesi istiyorlar birdenbire. Evet. Ama aslında en temel problemlerden bir tanesi bu. En temel problemlerden bir tanesi. Anne çocuğunun üzerine abanılarak, kollarını yere bastırılarak, o çocuğun boynu öpülerek, salya sümük çocuk sevilerek, çocuğun pipisinin poposunun öpülerek seviliyor olmasını, bu çocuğun geliştireceği auralar, mahremiyet eğitimi açısından bakıldığında anne bunun doğru olmadığı bilgisine eriştiği sırada, eğer babada bu bilgi yoksa aradaki çatışma şuna dönüşüyor. Baba alınıyor, ya istediğim gibi çocuğumu sevemiyorum oluyor. Anne geriliyor, ya sen neden böyle yapıyorsun oluyor. Baba diyor ki sen hep beni çocukların yanında eleştiriyorsun oluyor. Anne diyor ki ne yapayım, hani bunu öğrenmen lazım diye söylüyor. Hı hı. Farkındalığı düşük bir, pedagojik farkındalığı düşük bir eş sanki kendisine haksızlık yapılıyor gibi gelir. Sanki sürekli eleştiriliyor gibi gelir. Mesela ben aile danışmanlığı yapıyorum aynı zamanda. Annelerle karşılaştığım sırada, anne babalarla, karı kocalarla karşılaştığım sırada en çok duyduğum şeylerden bir tanesi şu. Hocam, ya ne yapacağımı şaşırdım ben evde. Vallahi bak ne yapacağımı şaşırdım. Ya eve giriyorum, çocuğa ne haber lan diye şöyle vuruyorum. Ya benim çocuğum beni istediğim gibi sevmek istiyorum. Annesi oradan sesleniyor. Ya öyle yapmasan olmaz mı? Çocuğumla yere yatırıyorum işte, öpüyorum, kokluyorum. Ya bizim oralarda çok normal hocam, böyle pantolonunu bir sıyırıyorum, poposunu, pipisini öpüyorum. Ne var hocam, içimden geliyor, ben babası değil miyim? Hanım oradan sesleniyor, eşim oradan sesleniyor. Ya yeter, yapmasan olmaz mı? Ya da çocuğa diyorum ki, sen eğer bu şekliyle gidecek olursan, ödevlerini yapmayacak olursan, işte yarın sınıfta kalırsın diyorum. Ya yalan mı hocam, yapmıyor ödevini. Ben de diyorum ki ona, yapmazsan sınıfta kalırsın. Annesi orada, niye böyle söylüyorsun diyor. Vallahi bunaldım. Şimdi bu adamcağızın ya da bu kadıncağızın bunaldığı bir gerçek. Gerçekten bunalıyor. Konuşacak dili kalmıyor. Çocukla ne konuşacağını bilmiyor. Yani sınıfını geçemezsin böyle yaparsan. Benim annem bunu söyledi bana, ben kötü mü oldumdan yola çıkıyor. Başka şeyden yola çıkıyor. Halbuki tüm bunların pedagojik etkisine baktığımızda, çocuğun kişiliğine nasıl tesir ettiğine baktığımızda, eğer manzara bir de baba tarafından ya da eğer anneyse bu anne tarafından görülecek olmuş olsa, hakikaten çok can sıkıcı bir şey. Evliliği kalitelendirmek lazım. Aileyi kalitelendirmek lazım. İlişkiyi kalitelendirmek lazım. Buna gerçekten ihtiyacımız var. Yani eğer evlendiğimiz gündeki halimiz gibiysek, yani ilk evlendiğimiz gündeki naber lanlı kısmındaysak, ne bileyim ben bundan hoşlanıyorum lanlı kısmındaysak örneğin, ya da yani tırnak içerisinde söyleyeceğim, ya yaşamında hiç pedagojik kitabı okumamış bir kişi çiçek yetiştirmek için hani bir iki satırlık bilgiye bile cam kenarına mı koyayım, şuraya mı koyayım? Dört tane çocuğu var. Selma'cığım yemin ediyorum bir tane pedagoji kitabı okumamış. Yani çiçeğin cam kenarına mı konulur, odanın içerisine mi konulur, günde bir kere mi su verilir, üç kere mi su verilir kısmı eksik bırakılırsa o çiçeğin kuruyacağını bilen bir kişi kendi çocuğunun yetiştirilmesinde bir tane ya sevmiyorum, vaktim yok, bilmem neyim yok, şuyum yok, buyum yok ama sen çocuk sana teslim edilmiş ve bunu su lazım, bakımı ihtiyacı var, bir takım şeylere ihtiyacı var. Eşime bıraktım. Yanlış olur. Tüm bunlar her birisi yanlış olur. Evet. O yüzden hani anne babalar kalitelendirmek istiyorlarsa evliliklerini, kalitelendirmezlerse ne olur? Sıradanlaşır. Sıradanlaşmak ne demekti?
Duyguların aynileşmesi demekti. Hatırlar mısın bir yazımızın içerisinde evrenin ne zaman, kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili bir yazı vardı. Bir fizikçi arkadaş demişti ki bana, kıyamet ne zaman kopacağı ile ilgili fizikçilerin öngörüsü kıyamet teorisi diye geçiyormuş o teori. Evrende enerji düzeyi sürekli hareket halinde, sürekli akıyor. Yani gündüzden sabaha, kıştan yaza, işte ağaçların oksijen vermesinden karbondioksit almasına, sıcaklık, soğukluk, elektronların nötronlarla ilişkisine gibi sürekli olarak bir enerji döngüsü var. Evrende sürekli bir enerji döngüsü var. O yüzden fizikçiler şöylesi bir öngörüde bulunuyorlar. Evrende enerji döngüsü durduğu zaman, yani evrenin enerjisi tek bir enerjiye dönüştüğü akım bittiği sırada, artıdan eksiye doğru akım bittiği sırada evren kendi içerisine doğru çöker diye söylüyorlar. Bu bir fizik kuralı. Buna da ne diye söylemişti zannedersem, enteresan bir ismi var bunun da. Fizik kuralına göre bir ismi var. Evlilikte de öyle. Evliliğin içe doğru çökmesi neyle ilişkili? Evliliğin sıradanlaşmaya başladığı sırada içe doğru çöker evlilik. Yani sıradanlaşması ne? Erkeğin erkek hislerini kaybetmiş olması. Kadının kadın hislerini kaybetmiş olması. Adam karısına dokunuyor, heyecanlanmıyor. Aa, şu oduna dokunur gibi, şuna dokunur gibi dokunuyor ama şey yok. Herhangi bir elektrik gelmiyor kendisine. Kendisinden de bir elektrik yok. Yani sıradanlaşmış bu evlilik. Sıradanlaşma ne zaman başlar? Eğer o enerji düzeyleri evin içerisinde korunmuyorsa, heyecan kalmamışsa, bu nasıl sağlanılır? Sürekli gelişimle sağlanılır. Eğer yeni bir bilgiye erişmişse, hey sevgili eşim biliyor musun? Falancadan bir söz duydum. İşte şöylesi bir şeymiş. Aa, enteresan. O bu anlama geliyor. Şu anlama geliyor. Bak şu anda bir enerji döngüsü var eşlerin arasında. Geçen enteresan bir söz. Hı? Buyur. Buyurun, buyurun, buyurun. Lütfen. Sen söylerken ben o söze bakacağım. Yönelişi değişecek çünkü ama bir soru daha vardı onunla ilişkilendi zihninde. Bilgiyi almaya başlasa bile kişi dirençler doğabiliyor. Ya da zaten kaçışlar biraz da onunla başlıyor. Duydukça, farkındalık oluşmaya başladıkça acı veren, kendi yoksunluklarını, kendi giderilmemiş ihtiyaçlarını görmek de kişiyi çok huzursuz eden bir şey aynı zamanda. Bundan dolayı bir kaçış da başlayabiliyor. Şey sorusu gelmişti. Hatırlayayım onu. Kendi çocukluk hislerimizin anne babalığımıza yansımaları diye. Yani çocukluk hislerimizin anne babalıktaki görünür hali nasıl diye. Buna girmekte çok fayda var bence bu soruyu konuşmakta. Çünkü kilit dönüp dolaşıp geliyor oraya dayanıp orada çözülüyor sanki o kilit. Kesinlikle, Kendi kesinlikle. çocukluk hislerimiz. Kesinlikle. Yani bu adam elini cebine soktu. Tamam, karım çocuğuyla bağlansın, ben gidiyorum dediği şey aslında bilinç altında bu duyguyu taşıyamayacağının bir direnci oluştuğu için ve bu kendi çocukluk yıllarına dayanıyor ve bunu tanıdıkça, öğrendikçe o kadar keyifli oluyor ki yani ben şunu söyleyebilirim, sen de benim yakından yaşamımın hep şahidi oldun yani, yıllarca hep şahidi olmuş oldun. Çocuk beni geliştirdi Selma. Gerçekten geliştirdi. Çocuğu tanıdıkça, çocuğun dünyasına yakınlaşmaya başladıkça, yaşlanırken gençleştim. Heyecan duymaya başladım. Geceleri uyuyamamaya başladım. Bunu çok yakından şahidi oldum çok defa. İnanılmaz bir kapı açtı. Allah'a şükür inanılmaz bir kapı açıldı ve çocuğu ben bambaşka bir, insanı bambaşka bir gözle görüyorum. O yüzden insanı bambaşka bir yerde görüyorum. Geçenlerde çok konu dağılacak ama ben yine de toparlamaya çalışacağım. Geçenlerde bir anne şöylesi bir şey söyledi. Dedi ki hocam dedi ben dedi çok kıskanç birisiyim. Bu davranışımdan da dedi çok utanıyorum dedi. Eşimi kıskanıyorum sürekli diye söyledi. Bazen karşılaşıyorum. Bazı kişiler diyor ki mesela işte ben bazı kültürel kelimelerle kendini suçlayan bir yan şey yapmış oluyor kendisine.
ne diyor? Kimisi kıskancım ben diyor. Kimisi haset var içimde diyor mesela. İşte şunu şu duyguyu taşıyorum. Hatta mesela şunu da duydum. Kendimi iki yüzlü ve münafık olarak görüyorum diye şey yaparlar. Affedilmeyecek olarak görüyorum kendimi. Geçen programımızda da konuşmuştuk. Evet. Hani affet diye söylüyorsun. İç seslerine şöyle bir dönüyor, bakıyor, diyor ki içimden şöylesi bir ses geliyor. Kendimin affedilmeyeceğini, affedilmeye layık olmadığımı düşünüyorum. Evet. Ve bunun inançla bir ilişkisi olmadan, geçen haftaki programı izlemeyenler izlesin aslında. İzlerlerse orada görecekler. Bunun psikolojik kökenli bir ben algısıyla ilgili bir yanılsamayı sesimiz çıkarttığını görecekler aslında. Dolayısıyla şey değil, baktığın zaman annenin yanından kaçan, çocuk eğitiminden kaçan, çocuğuna bir masal okuyamayan, çocuğuna tahammülsüz olan, işte ya ben bu türlü şeylere gelemiyorum diye kabalık sergileyen kişi, anneyi çocuğuyla baş başa bırakmış olan kişi aslında kendi çocukluğuyla ilgili problemi var. Ve o çocukluğuyla ilgili anne kucağında kaldığı, babasının televizyon seyrederken annesinin kendisini emzirmek zorunda kaldığı, emzirirken ağladığı, ağlarken kendi çocuğuna hüzün duygularıyla yaklaştığı ve sağlıklı bir göz teması kurmak yerine aslında yoğun duygulanımı çocuğa aktardığı ve çocuğun daha hiç farkındalığının ve bilinç düzeyinin açık olmadığı bir evreden itibaren anne bağımlılığı, anne duygusunun kendi üzerine bocalanmasıyla anne bağımlılığı kazandığını ve bundan dolayı karısına bağlanamadığını, ki ben bunu mesela çok duyduğum şeylerden bir tanesi. Eğer eşine bağlanacak olmuş olsa kişi annesine ihanet etmiş. İhanet edeceğini şey yapıyor. Bizzat duyduğum şeyler bunlar. Yani ama bu ne zaman fark ediliyor biliyor musun? Birey bilinçaltına doğru inmeye, yani duygularındaki derinliği hissetmeye başladığında içindeki kısım onu hissettiriyor. Mesela ben beyefendiye sormuş olsam hemen birdenbire o bilinçaltındaki bağımlılık duygusu konuşmaya başlıyor. Örneğin. Anneni mi tercih ediyorsun, eşini mi tercih ediyorsun? Ya da senin evin neresi sorusunun cevabı birdenbire iç seslerin uyanmasına sebep oluyor. Senin evin olarak nereyi hissediyorum? Herkes tabii ki aynı duygu içerisinde değil ama bir erkek şöyle düşünüyorsa ya da bir kadın şöyle düşünüyorsa, ya tabii ki annemin orası. Yani orada doğdum ben, hani orası benim yerim diye düşünüyorsa, hey, burada bir problem var ve sen bu problemi eşine bağlanamayacaksın, çocuğuna bağlanamayacaksın yani. Baktığımızda bilinçaltımızın derinleri böyle çok da sıradan bir şekliyle bizimle temas içerisinde değil, bizi derince yönetiyor. Ama şurayı söyleyecektim, hani o parantezi açayım da dışarıya çıkmaya tekrar izin bulalım diye. Dedik ki hani şu sorunun cevabı olarak, anne babalar eğer farkındalık düzeyleri farklıysa o zaman nasıl olacaktan yola çıkıyor aslında. Ben de dedim ki eğer kaliteye doğru evriliyorsa bu evlilik, kaliteye doğru evrilmenin işareti olarak da enerji düzeyleri sürekli değişiyorsa, erkeğin enerji düzeyi sürekli değişiyorsa, kadının enerji düzeyi sürekli değişiyorsa, ne yapıyorlar da bu kadının enerji düzeyi değişiyor? Korona aşısı yapınca mı gözleri açılıyor, enerjisi yükseliyor? Ne bileyim, meyve yiyince mi enerji düzeyi yükseliyor? Hayır, bireyin enerji düzeyinin değişmesi sürekli bir bilgi girişiyle oluyor Selma'cığım. Sürekli bir bilgi girişi olmaya başladığında duygular o yeni bilgiyle birlikte yeniden yapılanmaya başladığında bugün sabah senin gördüğün kadın dünkü kadın değil. Bugün akşam eve gelen adam dün akşamki adam değil. Şimdi baktığımızda eğer hiçbir gelişim göstermiyorsa, yani ilk günkü gibi aynı kitap, aynı bilgi, aynı televizyon, aynı bilmem neyin içerisinde yatay bir gelişim gösteriyorsa duygular, bu aynı kıyamet teorisinde olduğu gibi enerji düzeylerinin eşit olup içe doğru çökmesi gibi, bu adam karısına dokunsa ne olacak, dokunmasa ne olacak? Kadın bir enerji almıyor ki, yani kendisini farklı hissedecek olan bir koca yok karşısında. Erkek yok karşısında.
kendisini anlayacak bir erkek yok karşısında ya da kadın yok karşısında. Geçen gün enteresan bir şey duydum. Hani demin söyledim ya, kadın mesela bir bilgiye erişecek. Eğer eriştiği bu bilgiyi eşiyle paylaşabiliyorsa, ya bir enteresan bir söz duydum bugün ve yaşama bakışım değişti, şu kavrama bakışım değişti, içimdeki duygular değişti. Nedir hayatım, nedir canım? Şunu şöyle duydum, şimdi burada enerji düzeyleri değişiyor artık aslında. Bilgi girdikçe enerji düzeyi değişir. Geçen gün enteresan bir söz duydum. Nereden duyduğumu da söyleyeyim bakayım bir. Şeyden, sevgili kim yapıyor? Çok güzel hareketler bunlar isimli bir TV show var. Bilmiyorum. Yılmaz Erdoğan'ın. Yılmaz Erdoğan'ın ve onun öğrencileri atölyeleriyle birlikte yaptığı çok güzel bir çalışma. Çok takdir ediyorum. Güzel işler çıkartıyor kendisi de. Orada zannedersem bir repliğin içerisinde geçti. Şöyle bir şey söyledi. Bakayım bir bulabilirsem. Kendime küçük bir not almıştım. İzin verir misin? Bakayım bir bulabilirsem eğer. Not aldığım yerlerde bulamayacağım galiba. Çok güzel bir şeydi. Çok heyecan duydurdum, duymuştum bunu şey yaptığımda. Neye dair? Sevgiye dair. Şöyle diyor. Var olmayan birine olmadıklarını vaat etmeye sevgi denilir. Şimdi var olmayan birine olmadıklarını vermeye, vaat etmeye ya da vermeye sevgi denilir. Var olmayan birine olmadıklarını vermeye sevgi denilir. Ama biz hep hani bireyi, var olduğu kişiyi seviyoruz aslında. Bir söz kim söylemiş? Jacques Lacan söylemiş. Aslında Lacan bir düşünür. Ama bir yenilik oluşturuyor. Bir insanı şöyle yaptırıyor. Var olmayan birine olmadıklarını vermeye sevgi denilir. Var olan birine verdiğine ne deniyor? Ona sevgi denmiyor diye söylüyor. Sevgi var olmayana verilir diye. Kişi kendi içinde büyütür diye. Bu aslında bizim kültürel kavramımız içerisinde de neyle geçiyor biliyor musun? Hiç denk geldin mi? Rint kavramıyla geçiyor. Rint. Rint. R-I-N-D. Rint. Rint demek aşka aşık olmak demek. Sevginin kendisine hissedilen sevgiye rint deniliyor. Mesela Fuzuli'nin şiirinin içerisinde geçiyor rint kavramı. Ve aşıkların çoğu, yani şairlerin çoğu aşka aşıktır. Bireye aşık değildirler. Mesela şey diyor ki Fuzuli, Fuzuli rindi şeyadır, hemişe halka rüsvadır, görün ki bu ne sevdadır, bu sevdadan geçmez mi? Vazgeçmez mi diye bir mısrası var onun. Fuzuli rindi şeyadır. Herkes biliyor ki Fuzuli rinddir. Yani hani o abdal kelimesiyle de birlikte anılan. Aşka aşıktır. Hayalinde bir şeye aşıktır. Sevginin kendisine aşıktır. Sevginin sevgisiyle kendisini var ediyordur. Hemişe halka rüsvadır. Halk içinde de aslında rüsva olmuştur. Bundan dolayı da bu deli midir nedir diye bu adama Fuzuli'ye böylece bakıyorlar. Bu sevdadan vazgeçmez mi? Gelin ki bu ne, görün ki bu ne sevdadır? Bu sevdadan vazgeçmez mi? Bu sevdadan geçmez mi? Hayır. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip, kılma derman ki helakı zehri dermandadır. Ben aşk derdiyle şu anda kendimi iyi hissediyorum. Hoşem, bu sevgi bana çok iyi geliyor. Sevmek bana çok iyi geliyor. Kılma derman. Kılma derman dediği sevdiğim kişiyi karşıma getirip benimle temas ettirme. Onu sevdirmeye çalışma. Helakı zehri zehir olmam. Helakı zehri dermandadır. Derman için sunacağın şey benim zehirlenmeme sebep olabilir. Bu duyguyla.
Benzer bir şey bak, Fuzuliler bunu söylemişler. Lacan'sa şunu söylemiş. Var olmayan birine sahip olmadıklarını vermeye sevgi denir diye söylemiş. Rindi tarif etmiş. Bak, 10 dakika, 5 dakika konuşma konusu halini aldı. Evet. Ve enteresan dedik. Enerji düzeyleri... Bir açılımlar oluşuyor zihninde. İnsanın duyguları, düşüncesi akışlıyor. Düşüncesi açılımları oluşuyor. Yine mesela pedagoji okullarında anlatmaya çalıştığım şeyler, ben anne babalarla karşılaştığımda hanımefendi defter tutarak oradan aynı bunun gibi benzer kavramlar alıyor, farkındalığını oluşturuyor. Adam yanına geliyor mesela, karısına diyor ki ya bıktım şu Adem Güneş'ten diyor, ne öğreniyorsan bundan diyor. Adem Güneş hastası oldu. Hayır öyle değil, enerji düzeyi değişiyor. Mutlu ol, keyifli ol, sana bir cümle getirecek, sana bir kavram getirecek. Bu ne anlama geliyor? Yeni bir enerjiyle dün olmayan karın karşına çıkacak. Çocuğuna bakış açısı değişmiş, kocasına bakış açısı değişmiş bir kadın çıkacak karşına. Eğer bunu sağlayamıyorsak, yani pedagojik farkındalığımızı artırmıyorsak, durağan bir evliliğe dönüşüyorsak, enerji düzeyleri eşitlenmiş bir evliliğe dönüşüyorsak, o zaman bu evlilikte görünen manzara şu olacak: üzgünüm, kocan televizyon seyredecek. Lan diye seslenecek. Ya bıktım şu çocuklardan diyecek, mutfağa gidecek. Dışarıya çıkacak. Çünkü enerji düzeyi değişmiyor. Yani bilgi girişi yok ki heyecan duyacağı bir şey olsun. Ya da sen elinden telefondan bırakmayacaksın yani. O yüzden bilgiye erişmek günümüzde çok kolay. Al sana YouTube, al sana Bluetooth, al sana OTube, al sana bilmem ne tut, al sana Twitter, al sana bilmem ne. Tüm bunların her birisi enerji düzeyini yükseltecek şeyler ve karı koca bunu mutlaka yapmalar lazım. Geçen gün bir yine bilgiye yönelmiş olan bir hanımefendiyle karşılaştım. Çok keyifli şeyler öğrenmiş. Karşılaştığımda online platformda karşılaştım. Çok güzel şeyler söyledi, dua etti. Hocam inanılmaz, çocuğa bakışım, yaşama bakışım sizinle birlikte çok değişti dedi. Şunu itiraf edeyim. Ben eşimden kopmuşum dedi önceden. Eşimle hiç ilgilenmiyordum. Çünkü eşim benimle ilgilenmiyordu. Yıllarca da ilgilenmedi. Biz evin içerisinde iki ayrı adacık oluşturmuşuz. Çocukların da biraz yaşı da büyük olduğu için herkes bir tarafa çekiliyor. Ve bunu normal zannediyordum. Ama yıllar sonra işte sizle tanışıp bir takım şeyler öğrenmeye başladıkça sizin bir cümlenizi ben şeyle paylaştım eşimle. Eşime dedim ki seni yeniden sevmek istiyorum. Seni sevmek istiyorum. Bana yardımcı olur musun diye söyledim. Eşim bir baktı, ya sen manyak mısın dedi. Sevmiyorsan bu evlilikte ne işin var diye söyledi. Hocam dedi, öyle bir hayal kırıklığına uğradım ki ben içimde çok tatlı bir duyguyu paylaşıyordum. Seni sevmek istiyorum. Bana seni sevmemde yardımcı olur musun? Ama eşimin farkındalığı o kadar düşük ki döndü alınganlığıyla, ya sevmiyorsan o zaman niye evli kalıyorsun ki? Evlilikte illa hani sevmek şartı yoktur ki, sevemiyorum seni, bu bir gerçek. Bağlanamıyorum seninle, bu bir gerçek. Bu gerçekten yola çıkarak hatta koca söylemesi lazım. Senin beni sevebilmen için sana nasıl yardımcı olabilirim? Bu artık neye dönüşmüştür? Evliliğin içerisindeki o kültürel gri bölgenin içerisinde şablonlarla kadın yemek yapacak, erkek bilmem dışarıda aşk getirecek, iş getirecek, temizliği kadın yapacak, yatakları kadın toplayacak, çocuğun altını kadın alacaktan artık neye dönüşmüş bir evlilik? Farkındalığı yükselmiş olan bir evlilikte eşler duygularını konuşuyorlar. Beyefendi diyor ki, hayatım senin beni yeniden sevebilmen için sana yardımcı olabilir miyim? Sana nasıl yardımcı olabilirim? O da diyor ki, seni yeterince sevdiğimi düşünüyorum ama içimdeki bu sevgiyi çoğaltmak istiyorsan şöyle yapsak olur mu? Böyle yapsak olur mu? Selma'cığım zil dağıtalım, biz bu sahneyi gördüğümüz evliliklerde şıkır şıkır oynayalım yani. Böyle kaliteye doğru gitmeye başlayınca. Son cümle olarak, biliyorum çok da uzattım, umarım sıkıcı da olmuyordur, izleyiciler de sıkılmıyorlardır ama burada çok konuşulacak şey olduğu için. Hani kaliteli bir evlilik, kaliteli bir evlilik diye bahsediyoruz ya, sıradanlaştırmamak evliliği. Hani şimdi kadın kalkıyor, erkek kalkıyor,
karnını kaşıyarak, ya benim evim değil mi? Karnımı kaşıyamaz mıyım? Tabii ki kaşıyabilirsin. Atletinin yarısı dışarıya çıkmış. Evin içinde yürürken annesi gibi yürüyerek, ayaklarını sürerek yürüyen, böyle hastaymış gibi yürüyerek, oflaya poflaya. Ya böyle bir ilişki sunmaman lazım. Böyle bir şey sunmaman lazım kocana. Saçı başı yapılmamış, kıyafetine özen göstermemiş. Akşama kadar pijamasıyla evin içerisinde dolaşan adam var. Rahatım. Ya ama insan doğasının şöylesi bir şeye ihtiyacı var. Bir estetiğe ihtiyacı var. Gördüğü zaman bir estetik vücut görmeye ihtiyacı var. Bir o estetik vücudun içerisinde renklerle kuşanmış bir elbisenin içerisinde bir görüntüye ihtiyacı var. Neden sen yemek yaparken, salata yaparken içerisine şey koymuyorsun, işte ne bileyim pilavı salatanın içerisine, yumurtayı da onun içerisine kırmıyorsun, hepsini böyle bir midenizde nasıl olsa birleşecek hepsi değil mi? Birleşiyor. Neden istiyorsun ki şöyle salatanın içerisinde domatesler şöyle olsun, işte tabak şöyle olsun? Bununla ilgili sanat gelişmiş, sunum sanatı diye bir sanat gelişmiş. Hani hangi rengin, meyvenin hangi renginin yanına hangisini nasıl kesersen, nasıl koyarsan öyle güzel olur diye bir sanat gelişmiş. Onun gibi ya mübarek sen kalkmışsın pijamayla, terlinin biri ayağında birisi ayağında değil. Yani sırtını kaşıya kaşıya, saçın başın dağınık vaziyette, sabah kalksan bir fresh yapmış olsan, bir temizlemiş olsan cildini, saçını bakımı bir yerine getirmiş olsan, bunların hiçbirisi de eşine güzel görünmek için değil. Kaliteli bir evlilik için. Kendin için. Kendin aynada, için. Tabii aynada kendine baktığın zaman güzelim diyebilmek için. Kendimi seviyorum diyebilmek için. Şöyle ellerine bakıp kendiyle barışık olabilmek için. Ve ne için? Enerji düzeyini değiştirmek için. Hastalıklı bir kadınla evli gibi, inleyen bir kadınla evli olmak kolay bir şey değil. Hastalıklı bir adamla evli gibi, inleyen, enerjisi bitmiş, tükenmiş, yürürken öyle, koltuğun üstüne yatmış, elinde kumandayla böyle sanki yaşamı tüketmek üzere birisiyle evli olmak kolay değil. Tüm bunların her birisi neye ihtiyaç var? Kalitelendirmeye ihtiyaç var. Evliliği kalitelendirmeye. Eşle oturup konuşmaya. Kaliteli evlilik, evliliğimizi kalitelendirelim hayatım. Klasik rol modellerinden çıkmış olsak, bana bir tane şapka almış olsak, ne şapkası? Ahçı şapkası almış olsak. Ben çok severim yemek yapmasını aslında. Misafirlerim geldiğinde pastayı ben yapmış olsam, ya utanılacak bir şey değil, bir erkeğin hamur açması gerçekten utanılacak bir şey değil. Bir kadının evin içerisinde rahatlıyor olması, bir erkeğin evin içerisinde rahatlıyor olması, eşi tarafından birbirlerine, iki biyolojik canlının birbirlerini rahatlatıyor olması yanlış bir şey değil. Son cümle diye söyledim, son cümlemi de söyleyeyim. Evet. Sonra sana ben bırakayım. Ben şunu, yo zaten yayın hani sonuna geldiğimiz için şunu söylemek istiyorum. Bunları hani evlilik içi iletişimi aslında konuşuyoruz bayağıdır. Ama bunun çocuk hani konumuz çocuk eğitiminde anne babanın rolü kısmıydı ya. Oraya ilişkili ilintisi anne baba zaten yaşamda birey olarak bir rolünü, birey olarak kendini iyi hisseden taraflarını, kendini geliştiren taraflarına odaklanınca bu çocuğun yaşamına yansıyacak. Çocuk eğitimini konuşurken ya da çocuk eğitimindeki rolünü konuşurken oradaki annenin kendi bir birey olan yanı var. Bir de eş ilişkisi var. Zaten o çocuk hani anne babalık etmeye, ebeveynlik etmeye yansıyan taraf en çok da o birey olan ve birbiriyle ilişki kuran çift olan yön. Yani çift ilişkisi bireyin kendiyle ilişkisi anneliğini, babalığını da şekillendiriyor. Kesinlikle, kesinlikle. Yani eğer bir evlilik kalitelenmeye başlarsa, o kaliteli evliliğin içerisindeki çocuk o duygudan besleniyor. O duygudan besleniyor. O yüzden şu cümlem son cümle olarak söyleyecektim aslında. Hani kaliteli evlilik diye rol yapmak değil aslında. Hani kişiliği geliştirerek kalite.
hadi biz rol yapalım böyle kaliteli bir evliliğin zıplamalarını yapalım. Böyle bir şey değil. Kaliteli bir evliliğin dört tane temel, kalitenin dört tane temel kuralı var. Bunlardan bir tanesi düşüncede bireyin kalitesi, kalitelendirmek. Düşünceyi aslında pozitif hale getirmek. Yaşama hep negatif gözle bakıyor. Dışarıya çıkıp biraz yürüyelim mi? Bilmiyorum ki, hava soğuk. Ya böylece bir eşle evli olmak iyi bir şey değil. Parka gidelim mi? Biraz salıncağa binelim mi? Nasıl yani ya? Şunu yapalım mı? Bilmiyorum, ben çok yorgunum. Düşünce hep negatif algılıyor. Düşünce hep negatif algılıyor. Onu yapalım mı? Yok. Bunu yapalım mı? Yok. Ve birçok evlilikte bundan dolayı kadın ya da erkek pes ediyor yani. Hastalıklı birisiyle yaşıyorum. Yani ben ne yapabilirim? Düşünceyi pozitif hale getirmek, yaşamın o pozitif taraflarını eğer eş istiyorsa kendisini bir yeniden toparlayıp evet dışarıda yürüyelim. Hatta el ele tutuşalım. Hatta ne yapalım? Koşalım dışarıda böyle. Oyun oynayalım. Düşünceyi kaliteli hale getirmek. İki, duyguyu kaliteli hale getirmek. Aynı. Düşünceyi kaliteli hale getirmenin bir parçası da aslında iletişim. Onu da beraber söylemek lazım. Çünkü düşünce ne ile sağlıyor? Sözler ifadelerimizle. Sözlerle sağlıyor. Düşünce sözler ile, yani zihin ağız ile sağlıyor. Kelimeler ile sağlıyor. Eğer bir evliliğin içerisinde kadın kocasıyla konuşamıyor, kocası da karısıyla konuşamıyorsa, konuşmak şu demek değil. Biliyor musun, Ayşe'nin şöylesi olmuş. Anneme telefon ettim. Babama da şöyle söyledim. Kardeşim şöyle olmuş. Bu değil ki. İşte mesela biraz önce söylediğim gibi Lacan'ın bir sözünü öğrendim. Sevgi olmayan birisine kendinde neydi? Ezberleyemedim o sözü. Kendinde olmayanı vermek. Var olmayan birisine sahip olmadıklarını vermeye, sevgiyi sevmeye aslında sevgi diye tarif etmiş. Mesela yeni bir düşünsel bakış açısı, yeni bir anlamlandırmaya kazanmış olarak sözel iletişim kurmak. Yoksa çocuk eğitimini konuşmak, çocuğu konuşmak, kendini konuşmak. Yoksa anneme telefon ettim, bugün işte dışarıya çıkmışlar, bugün sokağa çıkmada bir kısıtlama varmış, canı sıkılıyormuş. Bu da bir başlangıç, bu da bir adım belki, bir iletişim adımı ama kalitelice o enerji düzeyini artıracak, dinamiği, etkileşimi iyi tutacak bir şey değil. Hiç konuşmayan bir eşse evet. Evet, yani hiç olmazsa. Çünkü bunu da konuştuğumuzu biliyorum. Hani danışmanlıklarda da bu bile bir adım aslında bazı evlilikler için. Mesela evet. Bazen şöyle söylüyor danışanlar. Yani ben konuşmayı sevmiyorum. Yani konuşmayı sevmiyorum. Eşim konuşmayı istiyor. Onun için problem çıkıyor diye. Hayır, bir konuşmayı sevmemek değil yani. Sağlamıyorsun sen. Düşünce geliştirip o düşünceyi paylaşacak bir heyecan duyamıyorsun. Enerjin yok. Zihinsel faaliyetlerin eksik. Onun için yok. Yani ne konuşayım ki? Bir, düşüncede pozitif düşünmeye doğru yatkınlık kazanmaya çalışmak. İki, duyguda kaliteyi yakalayabilmek. Pozitif duyguyu, kendini onarabilmesi bireyin. Onarabilmesi için bir ömür boyunca çaba sarf edebilmesi. Duygularını yönetebilmesi, duygusal farkındalığı kazanabilmesi. İki, duyguda. Üçüncüsü, beden dilinde kalite. Yani şu değil. Yani böyle değil. Ya 25 yaşındaki hanımefendi, 30 yaşındaki bir hanımefendi yürürken omuzları çökmüş böyle. Beden dilinde kalite. Ya bir bacak bacak üstüne at. Ayaklarına bir bak. Ayaklarına bir bakım yap. Evin içerisinde o enerji düzeyini yükselmiş olarak evin içerisinde bir var ol. Şöyle bir dik dur. Var ol. Burada bir küçük parantez daha açayım mı? Hocam yayınımız kaç saat? Evet, yayınımız çok uzadı değil mi? Benim açımdan çok iyi. Ben arka planı düşünüyorum bir taraftan şimdi. Doğru. Arkamızda tabii Ozan Bey var, Tuğba Hanım var. Onlar da yayınımızın teknik desteğini sağlıyorlar. Anlatılacak çok şey var. Hatta bir de şu anda yayının şeyine baktım. Biraz sonra da pedagoji okulu var. Cuma günü.
Saat 22'de de pedagoji okulu var. Onun da hazırlığını yapmış olalım. Son olarak Çok şu... böyle içim ezilerek söylüyorum, özür dilerim ama. İyi ki söylüyorsun, yoksa anlatılacak çok şey var. Dördüncü olarak da sözel iletişimde kalite, düşüncede kaliteyi yakalayabilmek, duyguda kaliteyi yakalayabilmek, bir evliliğin kaliteye evrilebilmesi için. Üçüncüsü beden dilinde kalite, dördüncüsü de sözel iletişimde kalite. Yeni kelimeler kullanabilmek, yeni kavramlar kullanabilmek. Söz bir büyüdürden yola çıkarak aslında dokunabilmek, eşinin duygularına dokunabilmek. Kelimeleri yan yana getirebilme, yeteneği kazanabilmek. Bugün anneme telefon ettim değil yani. İşte annemler canı sıkılıyormuş değil yani. Hayır, iletişim, pozitif iletişim yeteneği kazanabilmek. Burada tavsiyem okumak bazen. Çok küçük bu sefer ben bir cümle. Burada kitap okumak ya da farklı şeyler okumak da kelime hazinesini geliştiren bir şey. Ama aynı zamanda okumaya vaktin yok vesaire durumlarında. Birçok video var, birçok sesli kitap var günümüzde belki. Bunları dinlemek, bir podcast dinlemek, yeni cümleler duymak kendi dilini de temizliyor, arındırıyor insanın. Evet, kesinlikle, kesinlikle. Okumak. Okuma alışkanlığım yok. Tamam, dinle o zaman. YouTube'u dinle, podcast dinle, bir şey dinle, yolda giderken dinle. Müzik dinlemek yerine bilgiyi dinle. Öğrendiğin şeyi akşam eve heyecanlıca gelmeye çalışma. Senin dinlediğin şeye benzer bir şey eşin dinlemiş, akşam bir konuşma konusu haline getir ve enerji düzeylerini sürekli canlı tut. Ve enerji düzeylerini sürekli canlı tut. Çünkü kıyametin kopması enerji düzeylerine oluyor. Evlilikteki kıyametin kopması da eşlerin enerji düzeylerinin sıradanlaşmasıyla. Kadın erkek oluyor, erkek erkek kalıyor ve herkesin elinde telefonla kenara bir yere çekiliyor. Çekilmez bir yaşam içerisinde. Evet Selma, bugünkü programımız da böyle devam etmiş olsa dolu düzgün gideceğimiz bir program. Evet. Ama Pedagoji Okulu YouTube'da 100-200 bine yakın bir takipçisiyle birlikte devam eden 4-5 yıllık bir projemiz aslında. Ve orada anne babalar sürekli olarak benzer şeylerle bilgileniyorlar. O program soloydu genellikle. Tek başına ben çıkıyor, anlatılar yapıyordum. Burada renk katıyorsun bana. Çok teşekkür ederim. Bu programı YouTube'a yüklüyoruz. Keşke şöyle yapılmış olsa, bu program paylaşılsa. Hani ben izledim, gayet güzel oldu, ne güzel öğrendim değil. Eşe dinletilse, sosyal medyada paylaşılmış olsa, yaygınlaştırılmış olsa, eğer katılıyorsa, beğenilse gibi şeylerle aslında bunu topluma mal edilmiş olsa bence çok güzel bir şey yapmış. Evet. Bugünlük de yayınımız burada son bulsun. Dersen. Ben teşekkür ederim. Böyle çok keyifli, dediğim gibi hep farklı bir açılım, hep daha da derinlik katan deneyim oluyor yayınlar. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Renk katıyorsun. Beni sıkıştırmaya çalışıyorsun. İyi ki de onu yapıyorsun. Dediğim gibi halkın dili olarak orada. Halkın dili olarak mikrofonu uzatıyoruz. Haftaya saat 22'de. Özür dilerim. Haftaya saat yine 10'da. Özür dilerim. 20'de. Pedagoji 20. Okulu 10'da. Bu 20.00 o 22.00. Da Siz Biz TV'de yeniden görüşmek umuduyla hoşça kal diyelim izleyicilerimize. Evet, hoşça kalın. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim.